yok yine sana. Neydi bu kılıca? Ben atmaca. Ben 5 yıldır burada çalışıyorum. Olmayan şeyin ne olduğunu anlamadım. Efendim? Ben başkan beyden şunu söyleyeyim. Hayır, benim telefonum otomatik ses kaydı alıyor. Biz de kışın rahat senin. Ya biz hem yazın yanıyoruz hem kışın yağmurda. Şimdi yeni pazar yeri veriyorlar. O pazar yeri de kısmı. Yani her şey paraya gidiyor. Servet abi o şeyi de söyledim. Biz aynı şekilde vergimizi veriyoruz. Aynı şekilde üstümüze düşen görevimizi yapıyoruz. Hıdır kardeşim şöyle gel buraya da. Babir abimiz kim? Yapacağız abi. Bayraklı Yamanlar pazarcı esnafı olarak sabahleyin biz pazara geldiğimizde lavaboya girmek istedik. Lavaboya girmek istediğimizde her gün 1 liraya girdiğimiz lavabo, girip çıktığımız lavabo bugün 1,5 lira oldu. Bu neden oldu deyince arkadaşımız dolar nedeniyle zamlandı dedi bize. Bunun neden olduğunu sorduk. Zaptaya şikayet ettim. Doları bahane ettiler. Zaptaya şikayet ettim, belirttim. Zapta biz ilgilenmiyoruz dediler. Belirli merci yerlere şikayetimi belirttim. Biz ilgilenmiyoruz dediler. Bir kağıt yükseldi. Sabun yükseldi. Ve dolar yükseldi. Lavabo 1,5 lira oldu. Giremiyoruz efendim. Ve lavabolar leş gibi. İçeriye lavaboya giren arkadaş zehirlenmiş olarak çıkıyor. Lavabolarımız leş gibi, bakımsız. Kapılar kapanmıyor. Hayır giremedim, girmem. Girmedim. Bir sefer girmiyor ki 10 sefer giriyor. Tuvalet zaten başlı başına bir sorun. Neden bir sorun? Hijyen sıfır. Hijyen zaten yok. Hijyenden dolayı zaten millet girmek istemiyor. Artı ya 1,5 lira yapılıyor tuvalet ve gerekçesi şu. Dolar yükselmiş. Dolar yükseldiği için tuvalete 1,5 lira zam yapılmış. Neden? İşte kağıda, işte mendile, şuna buna zam geldiği bahane. İçin evet. Bahanelerle tuvaletin gideri, fırsatçılık yani. Ya bizim ülkemizde zaten insanların hepsi böyle. Yani bu üretim yapan kişilerin hepsi fırsatçı zaten. O yüzden tuvaletçi de bu fırsatçılıktan yararlanayım diye o da fırsatçılık yaptı ve tuvaleti 1,5 milyon yaptı. Ya giremiyoruz artı hem pislikten dolayı hijyensizlikten dolayı bir ikincisinde de fiyatı yani. Benim karşı tezgahım arasında belki 20 metre var ben yeri geliyor orada kokudan duramıyorum. Tuvaletler yoz pislik içinde kamerayla bakabilirsiniz. Buyurun birlikte bakalım. Biz tuvalete doğru düzgün gidiyoruz. Biz burada çok affedersiniz bazen evlere gidiyoruz buraya girmiyoruz. Şimdi 1,5 lira verilen hizmet karşılığında biz para vermek istiyoruz. Hizmet yok, para çok. Siz mecburen eve gitmek zorundasınız. Konu komşuya gidiyoruz. Erkekler biz görüyoruz arabaların dibilerine şey yapmak zorunda kalıyorlar. Biz görüyoruz yani burada. Biz düzgün hizmet istiyoruz yani arkadaşlar. Akşamları arabayı almaya gittiğimizde arabanın etrafı pislik dolu yani. Millet tuvalete girmiyor, lavaboya girmiyor diye hep dışarıda arabaların kenarlarında pislik yapıyor yani. Niye? Bu da fiyat yüksek diye yani. Kimse girmiyor içeri. Biz arkamızı görüyoruz. Bunda... Bayan tuvaleti bak kapısı böyle. Açık. Bozuk yani. Kapanmıyor tuvaleti kapısı. Burada tespit çekti. Abi şöyle iç kısma bir girelim. Erkek tuvaleti kapatıp giren erkekleri biz görüyoruz. Bak bayan tezgahın arkasına perde açmış. Burada bayanları da açıyor. Burası da bayan tuvaleti. Oraya 1,5 yazı yazın. Zaptta dinlemeden çekip gitti beni. Etiket asım yok. Zaptta tartıştım çekip gittiler. Bakın efendim 10 defa aradım ben zaptta müdürlüğünü. Gelen olmadı giden olmadı. Zaptalar burada. Şimdi sen de hemen şu dere kenarında başlayın. Götür abi. Belediye paraya geldi mi hiç affetmiyor. Eve arabaya aciz koymasını biliyor. Temizliğe gel. Pazarın haline bak.